4 yıl süren bir süreçti. 2003 yılında başladım ilk projenin oluşması, kafamda ve yazmaya başlamam. Tabii bunun projenin fikri meselesi benim de işte 90'lı yıllarda aynı Yusuf karakteri gibi üniversitede aynı dönemden geçmiş olmam. Sovyetler Birliği'nin yanı başında bir kasabada yine çocukluğumun geçmiş olması ve dağılan Sovyetler Birliği'nin bir kasabaya aslında bütün Türkiye ve dünya yansımalarını görmek oradan. Ve aynı zamanda içinde doğup büyüdüm ve bir dönem aslında neredeyse kaybolmak üzereyken yeniden kendini bulan bir kültüre, bir coğrafyaya dair de bir hikaye anlatmak isteği vardı yani bu projede. Ve tabii bu dönemin en önemli şeyi senaryonun politik ve psikolojik taraflarıyla ilgili doğru okumalar ve çalışmalar yapmak gerekiyordu. Bu noktada da işte Yusuf karakterine yakın insanlarla röportajlar yapmaya çalıştım. Filmin kendisinde biz görmesek de işte ne okuduğundan, ne tarz düşündüğünden, nasıl biri olduğundan ve bu uzun süre hapiste kalmanın ya da karakterin yaratılmasında önemli olduğunu düşündüm. O melankolik kişiliğine dair işte Doğu mitolojisinde işte Gilgamesh destanından tutun da işte Albert Dürer'in melankolisinden ve oradan kuzey resmine kadar, ekspresyonist resme kadar, birçok alana kadar kendimi geniş bir şeyde tutmaya çalıştım fikirsel olarak. Bütün bunların bir şekilde sette aslında inanılmaz işinize yaradığını görüyorsunuz. Çünkü oyuncunuzun size bir şey sormasından tutun, sanat yönetmeninizin, görüntü yönetmeninizin size soru sorduğu zaman ona vereceğiniz bir net cevap olmasında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Buradaki diğer mesele neydi biliyor musun? İlk sabah. İlk sabah bir. İkincisi, sen manzara izlemiyorsun, tamam mı? Sen hani dedim ya, sen bir daha bu rengi görmeyeceksin, bir daha bu doğanın şeyini görmeyeceksin, bir daha karı o şekilde görmeyeceksin. Hep şeyi düşün yani, son kez bakıyorum, bir bedel aşma şey. Ama bu senin oyunu böyle düşünmesin. Anladın mı? Yani o hafif o melankoli ama şey gibi, bedel aşma gibi. Ben senaryoyu aldıktan sonra benim tiyatro hocalarım Gürcü. Onlara götürmüştüm ve dedim hani Gürcü karakterler var. Karadeniz'in kuzeyinde doğusunda bir film çekilecek. Bir bakar mısınız, bir yardımda bulunur musunuz bana diye. Sonra bir 5 gün sonra hocamla buluştum ve hocam bana şöyle bir şey dedi. Çocuk sen bunun neresini oynayacaksın dedi. Çünkü hiç replik yok dedi. Çok zor bir rol dedi. Emin misin dedi, ilk sinema filminde böyle bir rol yapmak istiyor musun, oynamak istiyor musun dedi. Fakat sonra Özcan'la konuştukça, Özcan çok hakimdi senaryoya. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. O bana bayağı yol gösterdi, yardımcı oldu. Ve sonuçta Sonbahar filminde oynamış oldum. Sadece masa üzerinde konuşarak değil, sete giderek daha önce hazırladığım dekupajlardan ve çekmek istediğim sahneleri anlatarak da başlayarak mekan mekan tüm belirlediğim mekanları dolaşarak hep birlikte işte kaç metre şarjı kullanacağımıza, ne kadar bir alanı görebileceğimizden zaman zaman, çünkü set açısından zaman zaman ışık ve sonuçta İstanbul'da çalışmayacağımız için bir takım sürprizlerle karşılaşmamak için zaman zaman işte yaylada çekim yapacağımız için evde ev mekanın kendisinin bu arada evin önüne kadar yol olmaması, işte elektrik sorunları, jeneratör meselesi gibi birçok şeye kadar, oraya malzemenin taşınması gibi birçok meseleden dolayı bütün bunları aylar öncesinden, işte Ağustos ayındaydı sanırım, Mayıs ayında burada konuşmaya başladık ama Ağustos ayında gidip o mekanda bütün ekip başlarıyla günlerce gezerek sahne sahne, mekan mekan her şeyi anlatarak karşılıklı birbirimize sorular sorarak tabii ki bir iyi bir ön hazırlık süreci tamamladığımızı düşünüyorum ekipçe. Bu gerçekten set anında bizi inanılmaz rahatlattı. Çünkü sette artık birbirimize sorular sormuyorduk. Tam tersine bu böyle olacaktı, şu şöyle olacaktı. Peki bu daha iyi oluyor mu ya da daha nasıl iyi olabilir? Görüntü yönetmenimizden set sesine, sanat yönetmeninden oyuncumuza kadar aslında biraz böyle bir yol izlemiş olduk. Bu çok
bana sette ilk filmim olduğu için o ilk filmin heyecanını da açıkçası yatıştırmamı ve sette daha rahat olmamı sanırım sağlayan avantajlardan biriydi. Çünkü ilk filmimi çeken yönetmen açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. 33'e 1, tekrar 2. Speed. Oyun, İlefer teyze kena. Özcan çok uzun bir sürede bu senaryoyu yazdığı için hem yörede doğup büyüdüğü için o coğrafyayı, oradaki iklim değişikliklerini çok iyi gözlemlemiş. Bunu da çok iyi senaryoya aktarmıştı. Yaklaşık birkaç yıl önceden beri yöreye gidip hem senaryo çalışması yapıp hem de fotoğraflarla oradaki iklim değişimini belgelemişti ve bana çektiği fotoğrafları gösterdi. Mayıs ayı ve Haziran ayında olmamıza rağmen geçen sene çekilmiş kış ayında ve sonbahardaki fotoğrafları gösterdi. Gerçekten fotoğraflar etkileyiciydi. Özcan'ın gerçekten farklı bir senaryo çalışması olduğunu hissettim. Senaryodaki tüm zamanı birebir yaşayıp senaryoyu aktarmış. Sonra resimler üzerine konuşup nasıl bir film yapabileceğimizi konuştuk. Askeri tokakudu hayvanla çadırda durmuştu. Ha? Ay kezim adam. Zinalo Film Festivali sırasında Özcan bana verdi. Yani bir göz at, bir bak dedi. Ben otobüste hemen okudum. Onun üzerine bir eleştiri yazdım. Yani bu eleştiri duruyor. Daha çok yani anlatım üzerine ama görsel anlatım üzerine. Örneğin yani ilk sahne çok önemli. İlk sahnede işte bu hapishane koridorundaki sesleri, onların yankıları, onları öne çıkarsak yazdım. Onun üzerine bütün film boyunca seyircilerin kulağı hassas oluyor. Bu tarz yani garip garip sesler ya da geriye dönüşler yani davet ediyor böyle ses düzeni üzerine düşünmek lazım. Başka bir şey yazdım, yani düşündüğüm şu tabii karakterleri mesela kızın daha güçlü olmasını istedim. Ve yapmak istediği şeye inandım ilk defa görüşten, çok enteresan bir şey. Ve tabii ki şey de çok çekti beni, filmin Doğu Karadeniz'de çekilecek olması, işte yayla sahnelerinden bahsetti. Birazcık fotoğraf gösterdi oraya dair. Hep gitmek, görmek istediğim bir yerdi ve hani konu itibariyle de çok ilgimi çekti. İlk gün asistanlar işte 12'den 1'den önce başlayamayız demişlerdi. Ben de hayır, 7-10 kala bu sahneyi, bu ilk planı çekeceğiz dedim. Filmde de en sevdiğim planlardan biridir. Yusuf'un ilk geldiği günün ertesi sabahı, yani hapishaneden neredeyse doğaya tekrar dışarıya dönüşünü de temsil eden. Ve 7-10 kala biz Güneş Tepe'yi aşmadan sabah ışığında o planı çektik. Tabii o anı hiç unutmayacağım, o ilk günü. Yusuf karakterini oynuyorum. Hayatımdaki ilk sinema filmi. Hemşire'nin dağlarındayım ve karşımda bir 20-25 kişilik bir ekip var. Yani o anki dizimin titremesini hiç unutmuyorum. Sabah 4.30'da kalkıyorduk. Gün ışığını daha çok kullanmak istedik. Ben sabah 4.30'da kalkıp 5'te ekibin bir Kazım Karınca da Fuat Saka parçasıyla Horan Teptiğini mesela görüyordum. Mesela bunlar gerçekten çok olumlu, insana enerji veren şeyler ve düşünsenize güne böyle başlıyor. Bir
Bir filmin bence başarısı tek başına ne seyirci sayısıdır ne de ulus katıldığı festivaller ya da aldığı ödüllerdir. Bence bir filmin başarısı sizin o filme olan inancınız, o filmi gerçekten sahiplenmeniz ve gerçekten bir derdiniz ve meseleniz olduğu zaman ortaya çıkıyor. Yani bu çünkü gerçekten çekilen filme, oyuncusuna, o ekibe, herkese o enerji geçiyor ve o insanlar bu yaratıcının o dünyayı kurmasına yardım ediyorlar. Evet, hazır, başlayalım. Biraz hafif karşıya bak şimdi. Çok arkadan kalın. Biraz profil görelim. Filmin özellikle bağımsız bir yapım. Hani tamamen yine amatör, tamamen bağımsız, hiçbir sermaye grubu diyeyim, hiçbir finansör diyeyim, başka bir gruba dayanmadan tek başına çıkmış olması, yapılmış olması da beni çok mutlu ediyor. Bu da önemli benim için. Biraz daha daha biz de bilsek öğrenciler bunlardan öğretmediler. Gelin biraz daha çalışalım. Güzel anlatmamışsın Seren abi. Uyuyor muydun? Bunlar sen düşünüyorsun. Yoroperlikle. Ona da şu küçük tarafa koyalım. Neredeydin? Biraz daha gelin. Çoğunluk atmamı markayı kullanıyorum. Öyle diyemeyiz. Filmde konuşulan mekanların kendisinden tutun da dil ve karakterlerinin kendisine kadar mümkün olduğunca bu gerçekliği yakalamak ve bu doğallıktan beslenmek istedim. En önem verdiğimiz şey doğal atmosferin filme geçmesiydi. Doğal renklerin, doğal iklim değişimi, hiçbir şeyin yapay durmaması için renklerin, ışığın. Başından itibaren en önem verdiğimiz şey buydu. Onun için hep doğal ışık şartlarında ve doğal iklim koşullarında çekim yapmaya çalıştık. Yağmur yağıyorsa yağmurda çekmek, kar yağıyorsa karda çekmek. Bunlara çok önem verdik. En önemlisi zaman, zamanlarının o zaman doğru zamanlarda dönemde daha çekime yakın ön hazırlık dönemini şöyle tasarlamaya başladık. Önce filmin olmazsa olmaz başrol oyuncular, özellikle Yusuf karakteri benim için çok önemliydi. Çünkü gerçekten kafamda bir tip yaratmıştım ve açık söylemek gerekirse onu bulamazsam filmi neredeyse çekmeyeceğimi düşünüyordum. Bir ara hatta çok ciddi bir oyuncu araştırması döneminde böyle bir umutsuzluğa kapıldığım zamanlar da oldu. Çünkü kafamda o karaktere yakın bir tipoloji ve yüz ifadesi vardı. Ve bir gün artık neredeyse umudumu kesmek üzereyken internetten dolanırken bir fotoğraf gördüm ve yandan uzun burunlu bir adam gördüm ve galiba bu olabilir dedim. Ve Onur'la aslında tanışmamız biraz öyle bir tesadüfün de sonucu gibiydi ama aslında hep tesadüf de değil, kafamdaki yarattığım tipolojiye, karaktere ne kadar yakın olduğunu gördüm. Ve sonra bir sürü deneme çekimleri sonrasında ve provalar, denemeler sonrasında Onur Say'la karar verdik. Ve hep şunu düşündüm bütün çalışma sürecinde, sonuçta bütün o durumları yaşayanlara
saygısızlık etmemeye çalıştım rolde. Bunun içinde ne yaptım diye sorarsanız sadece insan olmaya çalıştım. Yusuf'u anlamaya çalıştım. Yusuf'u öğrenmeye çalıştım. Tabii bunun için birçok çalışma yaptık Özcan'la. Bir sürü okuma listesi verdi Özcan. Onları okumaya çalıştım. Belgeseller izledik F tipinde kalanlarla ilgili. Onların süreçleri, onların düşünceleri, çıktıktan sonraki ruh halleri, bütün bu süreçleri göz önünde bulundurarak oynamaya çalıştım. 9'a 2, tekrar 5. Speed. Başla. Yemem. Yusuf, Tunes'te. Kızım adamı, niye nata? Lütfen nata. Korkun adamı, kızım adamı. Kestik. Sadece Türkiye'de olmuyor bu. Arjantin'de de aynı şey oluyor. Almanya'da da aynı şey oluyor. Filistin'de de aynı şey oluyor. Dünyanın her yerinde bu zulmü çekenler sen aynı şeyi isteyecekler ve herkes kendi annesini düşünecek. Sen burada sadece Yusuf'un annesi değilsin. Sen bütün bu duyguları yaşayan herkesin annesisin. O yüzden seni izlerken herkes ağladığını gerçekten görmeli ki herkes orada kendini tutuvaymayıp ağlamalı. Bu yüzden ağlamalısın diyorum. Tamam mı? Hadi. Her şey çok güzel. Tamam. Açık. Yok yok. Çat suya. Tamam. Yusuf, okutma da buyurun. Niye anlattı artık? Ay 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 ay. İçime su esta. Son pepine de madalelli. Ne mi yeme? Yine F tipinden çıkan Hamit diye bir arkadaşımız vardı. Onun köyüne gittik. Onunla bir gece geçirdim. Onunla sohbetler ettik vesaire. Onun da çok büyük etkisi oldu karakteri çıkarmakta. Çünkü şöyle bir şey var. Hani o insanların psikolojisini anlamak gerçekten önemli. Çünkü uzaktan bakıldığı zaman hani ne olmuş olabilir ki sorusunun cevabı görmeden pek anlaşılan bir şey değil. Yani ben eğer Cemile ve Vahit'i tanımasaydım, görmeseydim gerçekten hani o kadar derine inebilir miydim bilmiyorum. Bro, eğer parayı dert ediyorsan parayı dert etme. Ben bir şeyler ayarlarım. Ya. Çok iyi olur biliyor musun? Ben şimdi anneme 2 saat anlatamam. Sus ulan. Ettiğin lafa bak. Lafı mı oldu? Mesela Özcan bir gün beni o filmde çalıştığım, yani sahibi olduğum marangoz o dükkana götürdü. Öyle bir dükkan var. Yani tabii ki onun bir sahibi var. Böyle bir sabah saat 8-9 gibiydi. Hadi dedi işte ben gidiyorum dedi. Beni oraya bıraktı. Sonra böyle akşam hani 4-5 gibi hani konuştuk tabii telefonda sürekli. 4-5 gibi aldı ve ben hani birkaç günümü yani bu tabii ki böyle çok birebir ne oluyor ne bitiyor aman işte nasıl marangoz gibi öyle şeylerden bahsetmiyorum tabii ki. Yani o his orada olmak durumu çok başkaydı yani o gerçekten hani oradaki mesela marangoz da çok gerçek sahibi çok enteresan bir abiydi ve çok hani onun da enerjisi dediğim gibi tam böyle bir Karadenizliydi. Hani sohbet etmek onlarla mesela o bir gün şeyi bıraktı hani kendisi de bana dükkanı bıraktı. Ben dedi bir yere gidiyorum dedi. İşte gelirse dedi birisi dedi işte dedi, ararsın beni dedi. Sen dur dükkanda falan böyle bayağı dükkanı teslim etti bana gitti. Sonra böyle günler geçtikçe işte makineleri anlatmaya başladı gerçekten. Kafamızı... Ne diyorsun? Hazır. Prova. Buyurun. Peki, daha önce yolunca hiç sevişmedin mi? Hiç sevgilin olmadı mı? Oldu.
cezaevine girmeden önce. Onunla aynı üniversitedeydik. Nerede şimdi ya? Sen biraz azıcık. Hadi bakalım. Tabii yani filmde diğer çok önemli bir karakter olan Eka karakteri ve Maria karakterlerinin ile ilgili biraz her ne kadar bildiğimi bilsem de onlarla ilgili daha gerçek sebepler, nedenler üzerine birebir kendi ağzından duymak istedim ve fotoğraf çekmemek koşuluyla bu tarz hayatın içerisinde olan kadınlarla birebir görüşmeler ve röportajlar yaptım. Yani gündelik hayatları, daha geliş sebepleri, gidememeleri, kalınmaları, işte geride en çok onlar bu hayata iten sebepler, nedenler üzerine. Ve senaryomun oluşumu aslında açık söylemek gerekirse bu tarz gerçeklikle bağ kurmam ya da bu tarz şeyleri daha çok dinlemem beni çok rahatlattı diye düşünüyorum. Çünkü onlarla tanıştıkça karakterlerle sonra nasıl oturup kalkacağı, nasıl davranacağı, onlar için bir otel odasının ne kadar önemli olduğu ya da önemsiz olduğu, sokakta ya da kamusal alanına karışmak, karışamamak gibi bir tarz şeyler ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Mesela benim için bu anlamda en önemli şeylerden biri Yusuf, evet hapishaneden çıkıyor, F tipinden geliyor ama Eka için o ve Eka gibi aslında birçok o kadınlar için otel odaların nasıl hapishaneye dönüştüğünü mesela fark etmiştim o röportajlar arasında ve bunun filmi bir şekilde biçim olarak, içerik olarak çok ciddi yansıdığını düşünüyorum. Şunu da eklemem lazım. Oyuncu arkadaşlarım müthişti bence. Serkan Keskin bence çok çok başarılıydı yani Mikail karakterinde. Onun rahatlığı, onun bana verdiği dinamizm. Keza annemi oynayan Raife teyze müthişti. Yani bir profesyonel oyuncu oynasa bu kadar iyi bir performans sergiler miydi? Vallahi soru işareti. Onun o rahatlığı, onun o sevecenliği, onun o anneliği beni hep rahatlattı. Yine Eka karakterini oynayan Maggie, onun da ilk sinema filmiydi gerçi ama o da bence çok başarılıydı ve o da işine sahiplendi. Bütün bunlar ve ekibin Yusuf'un ve doğal olarak benim arkamda durması bu filmi ve beni çok rahatlattı. Bak sen araya geç. Meryem oradan versin bizleriz. Bu arada filmde bütün bu ana rollerin dışında benim için gerçekten çok keyif aldım ve o azlık süreci zaten filmlerin en güzel dönemi galiba. Yan karakterler mesela Koğuş Yaşar'ı ya da öbür işte Seren abi onunla görüşme ya da işte filmdeki işte atölye kapı ısmarlayan amca gibi roller, köylüler, ihtiyarlar çok önemliydi. Ve çok da keyifliydi onları bulmak, onlarla provalar yapmak. Mesela Koğuş Yaşar gerçekten bizim filmdeki gibi yani o neredeyse dağda, bir kulübede
tek başına uzun bir süre kalan kar bastırdığında kaç karlardan aşağı inen. Hatta filmde bir tane tekrarda hatırlıyorum, pikaptan iniyor ve işte ormana karışıp gidecek. Ve bu basıp gitti mesela bir keresinde, nereye çağırıyoruz. Mesela sanki gidip kaybolacak gibi yani. O kadar yani o hayata uyumlu biriydi ki. Mesela bütün bunların hep filme hayat verdiğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde Harun amca mesela, ona işte o karakteri ve durumu, Mikail karakterini anlatıyorum ama hep oradaki bir gerçeklikle, bir marangozla. O tabii o marangozla çok ciddi sorun yaşadığı için kalkıp mesela başka türlü küfretmeye çalışıyor o marangoza falan. Tabii onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır o kadar değil bu film falan. Ya da işte bir yerde hayır öyle değil, işte ağaca da çıkayım, işte karakolan, işte balonla da gidelim, şunu da çekelim bu. Sürekli filmin kendisine böyle bir şey katmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Hüseyin oyalama işi. Tamam mı? Tam aynen Hüseyin gibi seni oyalayıp durmuş. Sen de şimdi tam yoldan geçiyorken o bir arkadaşıyla oturuyor orada, gördün. Gelip diyorsun ki, Mikail ne oldu bu bizim kapılar diyorsun. O da diyor ki, ya Harun amca diyor, söyledim ya sana diyor. Mikail mi değil, Hüseyin miydi? Mikail de. Mikail. Ama Hüseyin, kafanda sen Hüseyin gibi düşün. Hüseyin sizi oyalayıp duruyor ya. Ha, geliyorum. Ha, gel. Çok o kadar çıkma, orada. Orada söyle. Harun amca. Mikail, bizim kapı pencere ne oldu? Kaç zaman oldu ki vermişim, ama yapmadınız. Ya haklısın Harun amcam, işlerimiz çok. Ben sana söyledim, bir daha kapta başlayıp bitireceğim, vereceğim işte ya. Ne yapayım, işim çok ya. Ama neyse, ben bugün yarın aylar geçti aradım, hala oyalayıp duruyorsun beni. Ya işte olmadı ya. Hala yürüp yiyeceksin. Tamam mı? Harun amca. Şimdi bir, çekerken, diyelim ki ben sana oradan yürüyeceksin dedim ya. Oraya yürüyüp bitirene kadar oldu mu olmadı mı demeyeceksin. Çekimin ortasında oluyor zaten. Yani İkincisi, bu oldu mu diyorum. Bu oldu ama daha güzel olması gerekiyor. Bir gün mesela beni bir kahveye bıraktılar. Ve ben hani hiç kimseyi tanımadan o kahvede tek başıma oturup kağıt oynayan insanları izledim. Çünkü şiveyle ilgili bir şeyleri öğrenmek istiyordum. Çünkü çok farklı, yani Trabzon farklı, Artvin farklı, Rize farklı, hepsinin farklı farklı vurguları var. Tabii ki onları orada görmek durum. Çünkü evet, hani İstanbul'da da Karadeniz insan görüyorsun ama İstanbullu Karadeniz, artık İstanbul'da yaşayan Karadeniz insan görüyorsun. Oradaki enerjileri ve hayatları çok farklı. Öyle bir dönemi olmuştu filmin. Bir 10 gün orada kaldım ve izledim, gezdim, insanlarla tanıştım. Haliyle onun bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok eğlenceliydi yani. Çok eğlenceli insanlar tanıdım. Ver oteli bana. Ver onu bana, cebimde dursun. Ver hepsini, ver işte. Aç. Şimdi nasıl yapacağız? Ver. Ben çıkıp değiştim. Hayır, ben yaparım. Ben daha çay, tüm beni de, tüm de, tüm de, tüm de, tüm de, tüm de, tüm de. Güzel. Çekelim. Ne dedi? Mekşinaguki. Çayı içeride kendiniz mi yapıyordunuz, veriyorlar mı dedi. Güzel bir şey söyledi. Mekşinaguki. Bir efendi teyzeyi Mek, alalım yerine. Mekşinaguki. Mekşinaguki. Çakayım abi Yusuf. Çay, tunga ne dedi? Toz, tuz, tevant, kıyagun, tavırtı çay. Andak. Mekkenaki. Aman tadı gokita, meçene gokita. İlk başta tabii bütün algı şöyle oluyor. Karadeniz, hemşin deyince sanki bilmediğimiz için Lazca gibi geldi bana. Ve dedim herhalde kolay kıvırırım filan. Sonra Dil Hocam Soner'le buluştuk ve bana 2-3 cümle söyledi ve hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun sen filan dedim. Ve hemşincenin bambaşka bir kültür, bambaşka bir dil olduğunu öğrendim. Ege işte yama diyebilir misin? Ege işte yama. Ege işte. Ne demek? İşte. Ege işte. Gerdim işte anne. Ege işte yama. Ya da Hozayn. Hozayn işte yama. O da Seday mı? Ege işte. Ege de ayı. Ege işte yama. Ege işte yama. Ege işte yama diye. Alinç kızı işte olsun. Alinç kızı zası aç. Ege işte yama. Ege işte yama. Sarı öp. Tamam mı? Hadi yapalım. İçin. Da Seday haber ne zensar. Ellokça saç gidin.
İn çıkmadan satacağız. Zayıf menat satacağız orta. Erzemiyle, kumtıranıyla. Umez derde satacağız orta. O da badeni ve puta orta. Oye baga. Daha var seni. Tamam. Tamam. Tüm kezi tartemi yeme. Geç çıklı bu. Baga. Daha var seni. Şimdiyi kullanmak istemem. Benim için bu anlamda bu filmin de gerçekten politik tavırlarından biri diye açık söylemek gerekirse. Bu yüzden zaten hemşire konuşulması benim için önemliydi ve bunun doğru bir şekilde ulaştığını da düşünüyorum insanlar açısından. Çünkü bir tarafıyla yok olmakta olan bir dil ve bu tarz filmlerle ve başka kültürel çalışmalarla gerçekten bir set oluşturabiliyorsunuz. Ekibini en fazla zorlayan sahnelerden bir tanesi yaylaya çıkış sahnesiydi. Yaylaya çıkış sahnesinin ve devamı olan karların içerisindeki sahneydi. Haber geldi ve yaylada kar olduğu ve istediğimiz kar oranının ulaştığı haberi geldi. Ama daha önce hep beraber baktığımız mekanda yağan kar oranı oldukça fazla olduğu için o mekana gidemeyeceğimizi öğrendik. Hemen başka bir yayladaki kar durumunu öğrenip, yol durumunu ve kar durumunu öğrenip oraya doğru yolculuğa çıktık. Yanımıza yoldaki kar oranı yüksek olacağı için bir tane grader aldım. Hadi. Hadi. Salla. 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 Yayla sahnesini çekmek için çıkarken graderlerle büyük kar araçlarıyla beraber bir çekim sırasında kullandığım kamyonetin bilmiyorum hani şaftı mı koptu böyle uçurumdan çıkarken birden böyle bir virajı dönerken koptu ve hiçbir şey yapamadık. Onur'la ikimizdik arabada. Atla atla diye kendimizi dışarı attık, arabayı bıraktık. Allah'tan bir şey olmadı ama hani o çok enteresan ve korkutucuydu yani çünkü çok yüksekteydik. Hah, bilmiyorum. Nefesim biraz. Hadi kalk. Az kaldı ya. Tamam. Hadi dayan. Geldik. Mikael, oldu. Ben bittim. La geldik de işte. Yok valla. Bir adım daha tamam. İyi.
Sen dinlen de ben kuzine yakayım geleyim. Şimdi Dolly boş olarak 125 kilo üzerindeki bütün her şeyi söktüğümüzde 125 kilo, 130 kilo falan. Onu o dar yollardan iki kişi çıkarmak zorunda. Çünkü dört kişi geçemiyoruz. Rasim sağ olsun cüssesiyle işte değişerek arkadaşlara tek tek çıkardık. İşte çok kayıyorduk. Yerler çok çamur. Ama bir şekilde çıkardık. Birbirimize destek verdik. Yalnız olmuyor zaten. Ekip birbirine destek verdi. Bence filmi böyle çektik. Tabii sette benim de en heyecanlandığım, tabii en çok korktuğum sahnelerden biri dalgalar sahnesiydi. İnanılmaz tabii etkileyici bir şey ama bir taraftan çok riskli bir şeydi. Hatta yani neredeyse şöyle bir şey hem görüntü yönetmenimize hem ışık şefimizde yani gerçekten nasıl başka türlü çekebiliriz ne kadar çok ciddi bir risk alıyorduk. Çünkü gerçekten bir insan hayatı sonuçta ne olursa olsun yani bir film insan hayatından önemli olamaz. Ama özellikle ışık şefimizin ve görüntü yönetmenimizin de Onur'a da hadi soralım ve gidebildiği yere kadar gitsin şeklindeki biraz rahatlatmalarıyla yine aslında tabii ki gitmesini istiyorsunuz başrol oyuncusu Onur'un ama bir taraftan yine de ona yine sorarak yani onun da o cesaretini almak için ve gerçekten sağ olsun Onur tabii bunun çok önemli olduğunu bildiği için ve eminim ki kendi içinde de tabii çok korkarak belki hatta ölümü belki de daha çok hissederek defalarca bu arada çünkü onun defalarca tekrarı var defalarca ıslanarak o Karadeniz'in hırçın dalgalarının şiddetiyle ıslanarak inanılmaz mesela yardımcı oldu. Hatta orada çok komik bir şey o bölgeden filmin ekibinde çalışan şoförlerden tanıdığım çocuklardan birileri Onur şey diyor, bakın deniz alırsa dalga hemen atlayın ve biri tutup şey diyor, manyak mısın lan deniz alırsa seni ne atlayacağız zaten, sen kayboldun gittin gibi. Tabii Onur iyice korkuyor ama mesela o an onu bile yansıtmayıp gerçekten her şeye rağmen bu sahneyi çekmemize elinden gelen her şeyi yaptı. Çok farklı bir özelliği oldu. Yazları ve sonbaharda hizmet eden bir tane pansiyonda kalmak zorunda kaldık. Kış için tasarlanmamıştı. Ekip burada bir komün bir yaşam şeklinde kaldı. Herkes bir aradaydı. Akşam ben Özcan'la konuşabiliyordum. Yani ekibin diğer bölümdeki insanlarla konuşabiliyorduk. Bir aradaydık. Yani ekip çekimin dışında ne bileyim soba yakmak, yemeğe yardım etmek ya da oradaki koşulların sağlanması, hayat şartlarının sağlanması için bir takım görevleri de vardı. Hiç unutmuyorum. Gece 12'de yanan bir soba, gece 3'te bir başkası görevlendirilip odun atması, 5'te bir başkası tekrar o sobaya odun atmak gibi farklı böyle
insanların üzerlerine düşen görevler vardı. Ekibimiz ilk başta konuştuğumuzda 15 kişilik bir ekiple bu film çekelim dedik Özcan'la. Ama tabii biraz işi büyütünce hani işte dolu olsun, ışıkları da biraz arttırınca ekibi biraz yine büyük tutmak zorunda kaldık. Her şeye koşmak istedik. Yani benim ekibim işte Dolly'ye yardım etti. Dolly ışığa yardım etti. Sanata yardım edildi. İşte yağmurlama yaptık. Hep beraber yaptık. Yani ekip işi. Yani ben ışık, sadece ışık şefim ve benim ekibim sadece ışık diye bakmadık. Bu filmi hep beraber çekelim. Çünkü senaryo okuduktan sonra zaten ben farklı bir şeye büründüm. Bir anda bu filmi çekeceğiz. Her türlü ne olursa olsun. Ben bir anda yağmur yaptım. Gittim odun kestik. Sobayı yaktık. Bir yerden işte Dolly'yi kuracaktık, çapalarla falan kazdık. Her türlü şeyi yapmaya çalıştık ve yani filmi çekmeye çalıştık aslında. Zaman zaman işte ışık şefimiz Engin abi bize Selanik göçmeni olduğu için paçanga böreği yapıyordu. Zaman zaman işte İranlı sesçimiz Muhammed abi bize İran tatlısı yapıyordu. Ve zaman zaman da ben de tabii bir iki kere olmak üzere tabii ekibin bu kıyağından dolayı ben de fasulye turşusu tabii oranın en geleneksel yemeklerinden fasulye turşusu yaparak ekibe. Gerçekten o ara zamanlarımızda hep birlikte biraz çok keyifli anlar geçirdiğimizi hatırlıyorum. Aralık'ta geri döndük kar beklemek için. İşte şu anda ayın 28'i ya da 29'u onu bile unuttum. Bir 4 gündür buradayız. Ve tamamen doğa şartları ve karı bekledik. Ama dualarımız kabul oldu. Bilimsel çalıştık. Meteoroloji sağ olsun doğru haber verdi bize. Ve sabah kalktığımızda kar vardı. Ve şu anda buradayız. Değil mi? Abi 60'lı bağırsaklı mı istiyorsunuz? Şafak sorsana. 60'lık bağırsaklı mı olsun? 60'lık da bile, 60'lık da bile. Şey olarak kasayla tak, kasanın uçlarından. Tamam. Benim tamamım. Versi. Alayım efendim. Hemi. Tuneze ev, kebap, tamam mı? Sermona var, omison sa. En son kaşadığına kene anne de omison sa. İsaimi tulum etam şinet, film boyunca şinet, 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 ton net. En son bursena akort, yani şu iki akorte kontrol gana. Tam kenara tonu var, tuna cah korzukuz. Tam kenara tonu ile. Mungo ozmeme, puteno. Nus biter. Hastayı şat maş mukarısı. Sunet şadago ruguşe belli yer basit. Tarna tamam var diye. Hanay nasıl olsa. Avale nasıl bir peçe gidiyor? Meme peçe ortaya asa. Tamam mı? An peçuşu gibi çoğa. Meme ismi bu tane oz dalmış ağır dalmış ağır. An riviyeli oz. Sanki met gidin çime ev diye. Zaten mezi bu tane riviyeli oz. Orta oz. Ana da. Rugu oz. Serenede, tamam mı gelip ötede? İsmen Serenoz, Mekede Tiyade bu, Fezmak Palesu, Kuten Öktörüne Cinaze. Tamam mı? Daz Meraza yani. Ana Rayna, Tunoza Gürgün geçsene, Ana Rayna zaman onsa. Mema Kuten ikana, Meraza, Fedef Türkçe Bostu, Tuna Andavaz, Emmen Ötmüyor be. Kale Gürg, Mazalonlu ve Gürtek. Aslan Maşmuk'a Şadgar'ım. Semeres tüne şadırlı or ballir. Verteni mi Yusuf? Evveli şat tepeçe gidiyordu. Mühe peçe.
konuştuğumuz zaman bir şeyler olacağını hissettik karşılıklı. İyi anlaştık. Ama sonra tabii korkular başladı. Beni en çok yoran şey kilo verme problemi oldu. Bayağı 13 kilo yakın 2 ay boyunca uğraştık. Tabii insan heyecanlanıyor ne olursa olsun. Nasıl olacak, nasıl bitecek? İlk kez yapıyorum çünkü. Ama Özcan'a güvendim. Ekip sağ olsun, ekip çok iyi çıktı. Çok destek verdiler. Ve herhalde atlattık sanırım. Lan ne oldu? He, Soner. Bok ye. İlk gün buraya çıkarken filmin çok zor geçeceğine inanmıştım. Ama zor oldu ama ekip gerçekten çok profesyoneldi. Sonu gelince anladık kolay olacağını. Gerçi herkes böyle der, filmin sonu geldiğinde konuşmak kolaydır. Ortalarında işte burada Karadeniz'de yağmur, kar, yerler, çamur, çıkacağımız yerler çok ramp olduğu için çok tehlikeli oldu. Ya kendimiz çıksak kolay ama ışık malzemesi, işte dolye olsun, set olsun bizi çok yordu. Çünkü kendimiz yürümüyoruz. Keçiler sadece yürüyebiliyor burada. Biz ama zoru başardığımıza inanıyoruz. Burası çok iyi, çok güzel yerler. Biraz soğuk ama tabii iyi, çok güzel yerler, çok. Tabiatı çok güzel. Ben çok beğendim burayı. Burası çok beğendim. İşimiz de zor, söyledim zor. Ama o zenci ben çok beğendim, senaryonu çok beğendim. Bana hoş geldi, hoş şey oldu. Hiç zor gelmedi bana. Geceler, geceler aya bakıp yar seni yad eylemişem. Lev, 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 lev. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem. Lev, 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 lev. Lev şiirim, lev, lev. Lev şeker, lev, lev. Ay lev şiirim, lev, lev. Sürmeke kaş gözü gün sen beni naz eyleme, eyleme. Ay yârim, ay canım. I came here from Georgia. I'm a makeup artist working for this film and making the illness of our hero. His name's cancer. It's not typical makeup for the cinema. It's important that everybody has to know and to believe that he is really ill. I had a good experience here. I saw the many beautiful places, that exactly place we are now. Beautiful landscapes, and everything this helped me to create the space for our hero, for Yusuf. When I read the scenario of Ozcan sent us in Georgia and we read it, we all were satisfied and too much excited about the scenario because the scenario is not too much typical, it's a different movie. The movie which touched not only your mind but also your heart. So I'm very happy that I worked here on this film, exactly this kind of film. That leaves something in heart and not just touched your eyes. It goes through eyes and rests in our heart and never goes. Özcan'la çalışmak her oyuncunun hayal ettiği bir şey. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir kere çok sakin. Ne yaptığından çok emin. Ya bir oyuncu olarak güveniyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani bazen konuşmadan bile onun enerjisinden ne yapılmak istendiğini anlıyorsunuz. Ayrıyeten çok iyi bir ahçı. Hocam, biz 3 yıl önce bir yönetmen gelmişti, Fransa'dan gelmişti. İran yönetmendiydi, Fransa'dan geldi, Şapur Hayri. Orada Hocam onun asistanı onu yaptı. Ama o zaman çok genciydi, çok da...
bağırıyordu çok. Her şey hadi hadi söylüyordu çok da tecrübesiz idi benim fikrimde, benim ağlımda. Şu anda şey, sonra şey Hüseyin Karabey'in sizin işinizde orada gördüm. Orada çok tecrübeli, çok gördüm, çok her şeyi bilir, her şeyi anlıyor. Ondan sonra geldim Ozcan'ın filminde çalıştım. Burada Ozcan daha farklı, daha farklı, çok iyi çalışıyor. First of all, he's a person. Then he is a director, and he's a good friend of all of us. He was very patient because there was really some problems, but he solved it very good. He didn't show us that something was happening bad. And I wish her to be as successful and as good director as he is now. İlk duyduğunda bu uşaklar film çekecek burada. Ne düşündün? Film şey şirketinden mi? Ha yok, bizim Özcan geldiğinde ben burada film çekeceğim dedi. Bu nasip gördüm ben. Nasip gördüm. Uygun yani. Uygun. Nasıl, bu hikayeyi beğendin mi? Arkadaşın çalışmasını, etmesini. Da fena değil ya, daha ilk tecrübedir bu. İlk olduğu için de bu kadar olur. Buradan fazlası olmaz. Bundan 4-5 sene evvel Almanlardan gelmiştiler. Bir belgesel yaptık. Bizim köyde ve aşağı köylerde. O zaman Ozcan da beraberdi. Biraz ondan ders gördü. Kurs şeklinde oldu yani. Hı. Oradan biraz bilgi aldı. Şimdi de bu kendi cesaret. Kendiliğine şimdi buna başladılar. Ama fena değil. Artık ikinci, üçüncü bir şeyde çalışma. Bir hüzün var. Nasıl yaptık diyoruz şimdi. Buralı olduk biz ya. Gerçekten. Yaşadık bayağı 40 güne yakın. Havasından, suyundan, insanından, toprağından. Artık hemşinliyiz yani.